Değerli dostlar, Rutkay Aziz'le, Rutkay abimle, bir diğer abimi, Rutkay abimin dostu Tarık Akan'ı, benim geç bulduğum ama öz abim olsa bu kadar seveceğim abimi konuşuyoruz. Reklam arasında sizin gönderdiğiniz iletileri Rutkay abiye okudum, paylaştık ve ben dedim ki, Rutkay abi dedim, ya bu cenazenin bir sosyolojik bir tahlil yapsak, cenazenin bir karşılığı var. Söyleyeceğim şey irkiltebilir ama hayatımdaki en güzel günlerden biriydi o cenaze. Tarık abimi kaybettim ama milyonlarca insanla birlikte bir Tarık Akan'a sarıldığımız bir gündü. Ben böylesine büyük bir sevgiyi, çok onur duydum. Nasıl okumamız gerekiyor? Sanatçı açısından, aydınlanma açısından? Evet. Çok güzel sordun Evet, sağ ol. Bence o sıradan bir cenaze değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız eski Ahmet Necdet Sezer'i aradımdı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradımdı, sizi çok severdi diye. Onlar da geldiler, katıldılar hatırlarsan. Evet, DİSK Başkanımız geldi. da bir sürü insan, bir sürü insan. Ve onlar orada yaptığım bir kısa konuşmada hatırladığım kadarıyla sıradan bir cenazeye gelmediniz siz dedim. Evet. Türkiye'nin yarınlarına, Atatürkçü demokrasiden yana, özgürlükten ve barıştan yana bir yürüyüşe, bir törene geldiniz dedim. İnan cenaze cenaze olmaktan çıkmıştı. Hele hele Bakırköy'e, Zuhrat Baba'ya gidiş, binlerce insanın o katılımı. Ama orada biliyorlardı ki Tarık samimi insandı. İyi oyuncuydu ama hayatta oynamadı. O tabutta samimi, içten, yürekli bir insan yatıyordu. Bunu biliyorlardı o insanlar. Halk kendisini aldatanabilir. Ben buna inanıyorum. Hele sanatçı olup da samimi değilse, böyle maskeliyse, yapaysa, halk onu alır bir yere koyar zaten. Ama orada tabutta yatan insan bütünüyle, her duygusuyla, düşüncesiyle mert bir insandı. Ve onun için o cenaze yürüyüşü bence Atatürkçü, demokrasiden yana kitleleri yürüten bir şeydi. Şöyle törendi diyeyim. Tarık'a olan sevgiydi. Hak etmişti. Dediğin gibi bir yerde çok acı bir gündü ama Tarık'la onurlanacağımız bir gündü. Evet, Yani oradan bir adım acı daha maalesef ama. acı ama şu var. Ben Tarık abi hastanede son ziyarete gittiğim gün şeydi. Kötü müydü? Zeki bir adam, gerçekçiydi. Gerçekçiydi. Tabii ben çok sarsılmıştım çünkü Tarık abi bir öncesinde bir adım önce başkaydı. Ama Evet. Tarık abi mizahı, Tarık abi inancını, iradesini, Tarık abi ölçüsünü hiç bozmadı. Son dakikaya kadar öyleydi. Şimdi şunu konuşursak, o milyonlarca insan Tarık abi neden sevdi diye konuşursak, Tarık abinin değerlerinden dolayı Tabii, sevdi. tabii. Eğitime geleceğim. Taş Mektep Ona meselesine geleceğim. gelmeden senin hoşuna gidecek bir şey söyleyeyim. Hadi Bir söyle. yerde onu söyledim. Tarık güzel küfür ederdi, biliyor musun? Oo, evet. Hatırla. Oo. Küfür yakışırdı Tarık'a. Çok, çok. Niye yakışırdı? Çünkü Tarık'ın küfürleri devrimci küfürlerdi. Faşizme, emperyalizme, kapitalizme, sömürüye, bağnazlığa küfür ederdi. Ve onun için de çok güzel küfür ederdi. Böyle küfürlerde devrimci içerik taşır bana sorarsan. Yani. Hakikaten Tarık abi çok güzel küfür Çok. ederdi. Herkese yakışmaz küfür. Ona yakışırdı. Bu Taş Mektep meselesine Çok önemli. girelim. Taş Mektep tabii çok özel bir kurum. Çok. Biraz bilenler vardır. Türkiye bizi izleyenler Evet. biliyordur ama kısaca Taş Mektep'in kurucusu, sahibi, her şeyi çocuklarını koklayan, bakan, seven bir insan Tarık Akan. Tabii, Onu tabii. bir anlatır mısınız lütfen? Taş Mektep bizim Tarık'ın ilkokulu zaten. O kendisi de söylediği gibi hani kara defteri yazdıkları dönemler, böyle onu parasız, pulsuz bırakmak istedikleri bir dönemde bir ara taksi işletiyordu Tarık. Ayakta kalacak 3 tane çocuk var. Ve oradan kazandıklarıyla eğitime yatırdı. Son derece önemlidir. Gidip de bir benzin istasyonuna veyahut da herhangi bir mülke yatırmadı. Atatürkçü, çağdaş, laik bir eğitimi yaratacağım ben dedi. Ve onun üzerine o Taş Mektebi de kurdu. Ve son derece başarılı kurdu. Sen de hatırlarsın, büyük heyecan duyuyordu oradan Tabii. mezun olan talebelerden. En son birkaç gün önce mezarı başında işte o talebeler geldi, hocaları geldi. Orada onu söyledim. Yani siz bu okulu yaşattıkça Tarık çok daha mutlu olacak. Ve onlar da bunu yaşatıyorlar. Son aldığım, gördüğüm ilanlara göre %96'nın ötesinde başarı oranı var talebelerde. Gerçekten Atatürkçü, çağdaş, eğitime sarılan, her gün sabah 9'da okuluna giden bir Tarık yani. Evet. O kadar bağlı okuluna.
Bir de çok önemli bir şey yaptı. Bu iktidar eğitimde antı bir anda kaldırdı bildiğin gibi okullardan. Tarık'ın ilk işi Ataoğlu aradı. Ataoğlu dedi bana ant yaz. Ataoğlu da bir oturdu, bir şiir yazdı ve çocuklar onu okuyarak derse girdiler. Ve hala da öyle yapıyorlar. Bu da Tarık'ın Atatürkçü yanının, demokrat yanının bir güzelliğiydi, göstergesidir. Evet, hiç kuşku yok ki Tarık abi. Peki şimdi, kuş kondurmazdı yani şey okuluna. Bir de Tarık abinin başka bir özelliği var. Tarık abi Türkiye'de bu görgüsüzlüğe karşı birilerine iyilik yaptığı zaman, birilerine destek olduğu zaman açıktan yapmaz, üstü kapalı yapardı değil mi? Yani hiç bilmezsin. Ben bir şeyi deşifre ettim şimdi. Hı hı. Az önce hani evet. Oyunla ilgili. Onu da anmak istedim, içimden geldi. Yok, yani. Artık ya onun o şövalyeliğini anlatmak istedim evet. Açıkçası. Bir takım arkadaşlarımızın, zor durumda olan arkadaşlarımızın çocuklarını seve seve okuluna alırdı. Hiçbir şey de talep etmezdi. Yani. O tarafı da var tabii. Olmaz mı? Ama okuluyla ikide bir de okuluna olan düşkünlüğünü hep dile getirirdi. Haklı olarak. Onlar Tarık'ın yolunu, sürüsünü bilen çocuklar değiller ki. Onlarla başka türlü ilişkiler kuruyordu. Biz birkaç kere epey gittik okuluna. En son bir günde diploma törenine bizi çağırdı. Hatta bize de şey verdirtti. İşte hocalara ödül gibi bir şeyler verdik. Evet, işte böyle bir şey. Peki, şimdi bu şeyi biraz konuşalım Rutkay abi. İyi. Burada önümde onu unutmayayım diye de not aldım. Cumhuriyet Gazetesi'yle de güçlü bir bağ vardı İlhan abiden dolayı. Bir konuşması var. Çünkü o dönemi ben sizden isteyeceğim. Ergenekon dönemi, gözaltılar, tutuklamalar vesaireler. Değerli dostlar, Cumhuriyet Gazetesi'nin başına gelenleri, o Cumhuriyet Gazetesi meselesini bir görelim isterseniz. Rıdık abi, hangi duygularla gidiyoruz? Bir o dönemi hatırlayalım, tutuklamalar var. Ergenekon dönemi işte. Evet, insanlar bir yandan korkuyor. Fakat iki tane Türkiye'nin en tanınmış ismi Tarık Akan, Rıdık Aziz orada. İkinci bir hamle daha var. Taşın altına elini koymanın dışında bir de kavga veriyorsunuz, hedef de gösteriyorsunuz. Ben Tarık abiye tuzak kurularak telefonlar açıldığını, ses kayıtları yapıldığını, hiç onu tanımayan tabii. İnsanların neler neler yaptığını da bilerek söylüyorum. Bu sosyal medyada neler vardı herhalde. Sonra ona da geleceğiz. Evet. Ölümünden sonra utanmazca yazılan şeylere de geleceğiz. Ben hiç kullanmadığım için inanıyorum, ben bilmiyorum hiç. Yok yani başka yerde de yazlar, basında da yazlar ama evet. Önce bu o dönemi bir konuşalım. Duygu haliniz nedir? İlhan abi şöyle bir suçlamayla karşı karşıya. İlhan Selçuk gibi bir adam kendi gazetesini bombalatmakla gibi suçlanıyor. Yani akıllara zarar falan değil bayağı. Yani bir yerde yazsanız inanılmaz mı? İnan hemen şu telefon ediyor, giriyoruz değil mi? Ben nereye gideceğimizi anlıyorum o telefondan. Ekip belli yani. Tabii canım. Gidiyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlarımız da oluyordu şüphesiz. Saygısızlık etmeyeyim. Arif başta olmak üzere. Hı hı. Nuri Dikeç başta olmak üzere. Gidiyorduk. O konuda inan en ufak bir soru işareti yoktu kafamızda. Çünkü inanmışız Cumhuriyet yaşamalı. Bugün de aynı düşüncedeyim açıkçası. Yeni bir takım kalemler katılıyor galiba. İnsanlar var. Yani gazete yaşamalı. Onların bir sorunumuz yok. Gazete gerçeği içinde yaşamalı. Tabii gazete galiba. Olarak yaşamalı. Gazete. Peki o gün ne konuşuyorsunuz siz? Yani bir taraftan hani Türkiye nasıl anlar? Şimdi izleyicilerden gelen sorulardan bir tanesi de hani bu umut kırıklığını konuştuk ya. Evet. Rutkay Aziz... Umutsuzluğu konuşmadık inan. Bugün de konuşmuyorum umutsuzluğu. Onu biraz anlatır mısınız? Yani AKP ile karşılaştığı, siz 12 Mart'ta yaşadınız, 12 Eylül'ü yaşadınız ve AKP döneminde çok acayip davalarla. Daha bugün Enis Berberoğlu yeni bırakıldı. Evet. Ama... O da bir şartlı bırakıldı. Şartlı galiba. Bırakıldı yani. Milletvekili olmasa içeride kalacak ve hüküm giydi bir taraftan da. Evet. Yani bu iklimi... Bu durumu bir taraftan nasıl alınıyor? Yani ya ben inanıyorum ki bu bazı demokrasi güçlerimiz olsun, barış güçleri olsun. Önümüzde Mart seçimleri var örneğin. Türkiye'miz için çok önemli görüyorum. Yalnız İstanbul, Ankara, İzmir'e değil yani Türkiye'nin bütününe baktığımda. Bütün bu barışsever demokrasi güçlerinin sivil toplum örgütlerinde yanılarak, sendikalar da başta olmak üzere ciddi bir biçimde bir dayanışmaya girerek gerçek anlamda bir demokrasiyi, barışı bu ülkeye getirmede bir dayanışma içine girmelerinin gereğine inanıyorum Enver açıkçası. Aksi halde bir savruluyoruz. Çok kötü savruluyoruz. Yılgınlık hakkımız değil gibime geliyor.
pasiflik de bir suçtur aslında. Bunu açın. Bence bu çok önemli. Pasiflik bir suçtur. Suçtur. Yani ben efendim tarafsızım. Hayır, tarafsızlık taraftır. Yani o da bir suçtur. Bunu da görmek lazım. Seçme çağında seçimini yapacaksın ve bunu da net bir biçimde yaşamına indirgeyeceksin, somutlaştıracaksın yani. Ha, ümit tek başına bir şey anlatır mı? Anlatmaz. Ümidi eyleme dönüştürmekle yükümlüyüz. Eyleme dönüştürmeyen ümit hiç böyle bir boşlukta soyut bir şey olarak kalır. O anlamda sanıyorum tabii yanında olduğumuz parti bellidir. O parti bir biçimde kendisini inanıyorum ki toparlamak durumundadır. Bir yenilenme ve değişim, taşların yerli yerine oturması. Ve gerçekten de hangi partiyi kastettiğim orada sanıyorum. Onun Cumhuriyet Halk Partisi kastediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kastediyorum. Ve onun gerçek anlamıyla Atatürkçü, laik, emekten yana, gerçekten demokrasiye inanmış, saflara açılmasının gereğine inanıyorum. Yani son bir takım konuşmaları dinliyorum da, herkesi kucaklayacağız biçiminde bir politik yaklaşımın inandırıcı olmadığına inanıyorum. Yani siz bir cephe oluşması gerektiğini düşünüyorsunuz. Yani. Onu bir tarif eder misiniz? Demin söylediniz, Atatürkçü, laik, örgütlü, emekten yana. Demokrat, barışsever güçlerin bir araya gelmesine inanıyorum. Ha, bu bir cephe mi adı? Cephe. Aydınlanma cephesi. Evet. Diyelim. Ne olacak aydınlanma cephesi diyelim. Ha, Dimitrov buna faşizmin cephesi demiş fiil tarihinde. Buna da biz aydınlanma cephesi diyelim. Hadi evet, faşizm ağır kaçar. Peki, Türkiye'nin büyük sorunları var Rutkay abi. Bunlardan bir tanesi, büyük sorunlardan bir tanesi de Türkiye'nin içinde bulunduğu meselede bu Türkiye'nin terör sorununun farklı bağlamda yeniden gündeme gelmesi. Takip ediyor musunuz bilmiyorum, bunu da o bağlamda sormak istiyorum. Sınırlarımızı kastediyorum. Sınırlarımız, evet. Böyle bir sorunla da karşı karşıyayız. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Türkiye'nin gelecekki nüfusu değişirse çok güleceğim. Hiç de şaşırmayacağım. Bu ülkede zaten hiçbir şey şaşırmıyordu ve tuhaf gidiyor zaten her şey. Sınırlarımızda olanın oyun. Suriye politikasının bir yerde sıfırladı ortada değil mi Enver? Tabii, tepeden tırnağa çökmüş durumda. Yani. Ve bir taraftan bir bakıyorsun, sence de bilmiyorum ama bugün dönen dünyamızda oldukça tuhaf liderler dünyamıza hükmediyor. Evet. Bu da ilginçtir. Dünyamız böylesine liderler bütünlüğünü yaşamadı pek. Evet. Biz dahil olmak üzere. Sağduyulu yok. Yani. Avrupa'sı da dahil olmak tabii, üzere. Tabii. Ama bir taraftan da şey diyorlar. İlk defa bu kadar topyekün savaşmayan bir dünya dönüyormuş. Muş. Ama her an her yerde bir savaş var. Emperyalist güçler belki de 3. Dünya Savaşı'nı ilan etmediler ama dünyamız aslında savaşıyor. Aslında devam ediyor tabii. Savaşıyor. Şimdi petrol savaşı Orta Doğu'da belki ama bu giderek su savaşına da bir biçimde dönecek. Anımsar mısın bilmiyorum. Yıllar önce Baba Bush gelmişti. Evet. Özal'la Çankaya'da. Orada bir şey vardı. Amerikan vali basın toplantısı yaptılar. Orada Baba Bush dedi ki yakında yeni bir dünya haritasından dem vurdu. Amerikalı bir gazeteci yeni bir dünya haritası derken ne kastediyorsunuz dedi. Cevaplamadı. Sonra Gorbaçov'la buluşuldu. Biliyorsunuz Sovyetler bir biçimde dağıldı. Gorbi kimi öptüyse o iktidardan düştü. Düştü. Hain Gorbi. Derken evet. İlk Polonyalı Papa Vatikan'da seçildi. Seçildi. Tam bir kurgu. Korkunç. Yeşil kuşak, mavi kuşak. Ve hakikaten haritayı çizdiler. Şimdi Orta Doğu'yu çiziyorlar. Buradan sonra da galiba sıra Asya'da. Hepimiz için önemli olan bir dönemi, Tarık abinin ne kadar önemsediğini de bildiğim bir dönemi. Siz nasıl konuştunuz, nasıl yaşadınız, nasıl değerlendirdiğinizi konuşalım. Geziye getireceğim konuyu. Tarık abi oradaki durumdan çok heyecanlanmıştı. Oradaki durumdan çok... Biz gezinin ikinci günü Moskova'daydık. Evet, geldiniz siz. Sonra döndük, tekrar gittik. Evet. Şeyi biliyorum. Siz sanıyorum Edip abiler falan gitmiştiniz. Evet. Nazım Hikmet'in mezarındaydınız. Mezarına gittik. Evet. Fakat olaylar olunca geri geldiniz. Döndük zaten. Olaya destek. Orayı bir anlatır mısınız? Neler oluyor o sırada? Çok fazla içinde olamadık ama burada olmadığımız için. O iki gün olmadınız ama geldiniz. Geldikten sonra elimizden geldiği kadar onlara bir takım şeyler götürmeye çabaladık. Erzaklı vesaire vesaire. Şimdi yani siyasi olarak nasıl değil. Yorumlanıyordu? Son derece önemliydi. Son derece önemliydi. Ve büyük bir korku saldı galiba. Tabii. İktidar da hala Gezi'yi unutamadı galiba.
Değil mi? Kabusa yani, dön. Kaybettikleri tek seçim. Evet, yani sık sık da gezi endişesini dile getiriyorlar galiba. Ama o genç çıkış tabii çok önemliydi. Ama o 8 tane genç insanımızı yitirmenin de acısı büyüktü açıkçası. Çok büyük. 8 tane değil mi? 8 arkadaşımızı kaybettik. Ama çok farklı ve anlamlı günlerdi açıkçası. Tekrar yaşanır mı? Yaşansa ne olur? Mesela havaalanındaki olayı geziye bağlamaya kalktılar galiba değil mi? Evet, tabii. Öyle bir şeyler okudum. Kel alaka halbuki. Sonrasın. Organik bir bağ olma ihtimali sıfır. Fena değil canım. Fikir kökü başka bir şey. Peki Rütkü abi, ben bir de sizin de sık sık bir yere denk geliyorduk oralarda. 1 Mayıslar. Şimdi onu biraz uzun uzun konuşalım. Çünkü 1 Mayıs önemli. Evet. Önce yasaklı 1 Mayıslardan gelelim. Geldim. Sonra bir de sizin Taksim'in 1 Mayıs meydanı olduğu günü de konuşacağım. Server Taneli'nin tekerlekli sandalyeye geldiği gün. Ama önce yasaklı 1 Mayıslar. Evet. Barikatların önündesiniz yine. Yok, ilk 1 Mayıs. İlk 1 Mayıs. Hı hı. Değil mi? 76'dır. 76. Önce o 30 küsur yıl sonra. 30. DİSK Genel Sekreteri İbrahim Güzelce'ydi. Onun sanıyorum büyük bir katkısı vardır. Yalçın Güzelce'nin bizim babasıları olabiliyorsun. Oradaydık. Hatta unutmuyorum, hiç gümüş suyundan çıkıyorduk böyle Ali Taygun, Şine Yasma'da, Genco falan, Şükran Kurdakullar falan. Hatta Şükran Bey'in bir lafı vardır. Onu paylaşayım sen de be bizi izleyenlerle. Alanı bir gördük, tıktım tıktım. Bu iş bitti artık, yıttık dedi. Devrim oluyor. Yani evet, evet. Olamadı bir türlü. Ertesi yıl biz İşçi Partisi için İzmir'de açık havada ana oyunu 70'e gittik. Tip oraya için oynuyorsunuz. İşçi Partisi Türkiye için oynadık, evet. Bizim Nuran da Doğan'ın anası hamile. Bizim çocuklarla, Üçlü Savaş, Şener gibi arkadaşlarımızla alandaydılar. O felaketin olduğu yıl. Onlar İstanbul'dalar. İstanbul'dalar. Çok sıcakmış, fenalaşmış, gidelim artık demiş. Şeye doğru iniyorlar, Teknik Üniversite'ye doğru, orada olaylar patlıyor şeyde. Bildiğin işte olaylar. Felaket oldu. Felaketler başladı. Ondan sonra uzun bir ara verildi. Ertesi yıl sıkı yönetim vardı. Hani yanlış hatırlamıyorsam Beycan'ım mudara şeyde Mert Erdi İşçi Partisi evet. Çıktı. TKP'li arkadaşlarımız İzmir'de, Konak'ta, kimisi Karşıyaka gibi falan. Ben de gittim bir yere. Asla şunu dedim toplantıya. Hiçbir yere gitmeyenler düşünsün dedim. Bu çok kritik. Ben gidiyorum dedim. Hiçbir yere gitmeyenler düşünsün. İçimizden bir takım arkadaşlar ben Konak'a gidiyorum dedi. Öbürü Mert'e gidiyorum dedi. Hepimizin yolu açık olsun dedim ama hiçbir yerde aslın flaması açılmayacak dedi. Kurumu korumam lazım çünkü açıkçası. Sonra ne oldu? Yıllar sonra tekrar yürüyüşler başladı. Yasaklar başladı. Hatırla ne olur? En ufak bir olay olmadı. Çünkü işçilere ve sendikalara bırakıldı güvenlik. O izinli olanda. Evet. Ama daha öncesinde Taksim Meydanı yasaktı. Tamam, siz yine vardınız eylemlerde. Neredeydik? Yok. Yani böyle illegal bir eylem içinde hiçbir zaman olmadım. Hayır. Yine yapılıyordu şeyler. İllegal değil de toplantılar yapılıyordu. Belli yerlerde yapılıyordu. Yapılıyordu. Ama asıl güzel olan o izinli şeyde. İzinli olan. Server Taneli'nin tekerlekli tabii, sandalyeyle geldi. Evet, Vedat Hoca'nın olduğu evet. Falan. Polisler sağda solda kahve çay içiyorlar. Kahve içiyorlardı. Yoktu. Çünkü ve işçi. Tabii sendikalar her türlü güvenliğini almıştı. Hatta o barış şiirini falan ben orada okumuştum. Evet. Şu bu. O gün nasıl hissettiniz yıllar sonra? Ben de o çok zaman... Çok duyguluyduk. Yani ben de yayıncıydım yani. O gün. O görüyoruz. Siz de geliyorsunuz. Büyük heyecandı ya. Hepimizin büyük heyecandı. Disk ne? En son diskle yine kutladık şeyde. Evet. En son ne ifade ediyor sizin için disk? Yani bir taraftan da tarihinizde bakıyorum. Siz hep işçiliğe aynısınız ve Tarık abinin cenazesini işçiler geldiler. Başında nöbet beklediler. Tabii. Bir sanatçıya çok az şey olabilecek, nasip olabilecek bir tablo. Ben aradım disk başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu. Yani şimdi başkanı. Evet. Şimdi başkan. Siz de olursanız Tarık mutlu olur dedim. Sağ olsunlar. Cenazeye bile geldiler. Yani mezarlığa bile geldiler zaten. Ya biz işçilerle yani dedim ya en yüce değer emektir. Yani onlara olan sevgimiz, saygımız sonsuz. Disk böyle baktığında şimdi ne yazık ki o disk de sıkıntıda. Tabii.
çok büyük bir şey, yalnız baskı kaldı. Altında, çok yalnız kaldı, baskılar altında. Ama yine de onurlu biçimde, ilkeli biçimde ayaktalar. Bize de düşen onlara her türlü desteği vermek açıkçası. İşçi sınıfının bu kadar güçsüz düşmesi, bu havaalanı meselesini konuşalım isterseniz. 24 işçi tutuklandı. Evet. Şimdi bu dünyada herhalde benzeri olmayan benim hani biraz siyaseti okuyan, bilen, yakın döneme gözlem yapan birisi olarak sadece hak arayışından dolayı halka kim ve nefrete vesaire neyse işte o tuhaf bir madde üzerinden 24 kişi tutuklanıyor. Çok saf ve içten maddeler değil mi Allah aşkına? Şunu el yazısıyla yazılmış ya. El yazısıyla ve uygarlığa davet ediyor. İnsan olmaya davet ediyor yani. Bırak diyor tahta kurulu yatakta yatmayayım diyor yani. Ulaşımımı hallet diyor. Yemeğime dikkat et diyor. Bu kadar insani. O zaman sen ne istiyorsun? Dünyanın en büyük havaalanını yapıyormuşsun. Onu yapan oradaki işçi ne? Brecht'in şiirini hatırla yani saraylar bana. Kim yaptı onları? Piramitleri, şunları bunları. Kim yaptı? Kim yaptı? Yani. Bilemiyorum yani, bilemiyorum. Peki, bu anlamda gidiş iyi değil tabii. Bu gidişin iyi olmadığını hep konuşuyoruz da. Rutkay abi bu süreçte ben mesela şeyle konuşurken... Tarık abiyle konuşurken ki o zaman iş bu hale gelmemişti daha başkanlık meselesine falan yok, da gelmemişti. Fakat şöyle bir tavır görüyordum Tarık abide mesela. Siz de benzer bir tavrı hep korudunuz. Kendinizi hiç esirgemediniz. Yani işte iktisadi zorluklar yaşarız. Mesela şimdi siz tiyatro yapıyorsunuz. Onu sorayım mesela. Kaç yerde yasaklanıyorsunuz? Salonlar alınabiliyor mu vesaire? Yani daha başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Belli değil. Mesela birincisi o. Hani işinizi yapabilme sorunu. Evet. İkincisi belki sizin özelinizde falan olmayabilir ama biz birçok aktör ben görüyorum. Geçmişte politik tiyatro yapanlar falan da yayınlara bile çağırdığımız zaman ya ben seninle görünmeyeyim diyenler oluyor mesela. Var mı? Var. Geçen de Altan gördüm buraya çıktı dedi ki ben buraya geldim diye deli misin sen diyenler çıktı dedi. Bazı arkadaşlar. Yani mesela böyle meselelerden söz ediyoruz. Buna rağmen önde durmak, şaşırmıyorum. Buna rağmen tavrını koymak, bir de tabii iktidarın dümenine su taşımak. Ama Emel'ciğim biz bu duruşumuzu yitirirsek kendimize olan saygımızı kaybederiz. Yani her şeyi parayla satın alabiliyorsun ama saygınlığı alamazsın. O bir gittiği zaman bir daha geri gelmez. O saygınlık da kolay kazanılmıyor. O cenazenin o kadar görkemli olması da o saygınlığın bir ifadesidir. Tiyatro mesela, şimdi siz çok kritik bir dönemde adaletsizsiniz'i yaptınız. Evet. Aslında sevgili seyirciler, Rutkay abilerin adaletsizsiniz, adalet yürüyüşünün başlangıcı gibi de kabul edilebilir. Neredeyse. Şey bağlamında, toplumsal duyarlılığı, tabii, tiyatronun tabii. Üzerine düşen de o kadardı. Mesela o kaygu neydi? O kaygudan sonra yürüyüşe de gittiniz. Gittim, elimden geldiği kadar katıldım tabii ki. Şeyde çok mitingi de muazzam olmuştur evet, tabii. Büyük yani. Miting oldu. Büyük miting olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu'na tabii ziyaret ettik. Sayın sakın dedim yürüyüşe geldiğimi sanmayın. Kısa bir yürüyüş yapacağım. Aksi halde burayı yürümeye geldiğimi söylersem size saygısızlık ederim dedim. Adam kalktı ta kaç bin kilometre geldi. Bence Türkiye'de önemli bir şeydir adalet yürüyüşü. Dünya çapında bana kalırsa çok önemli bir şeydir. Şey de önemliydi, ona katılabildim bilmiyorum. Gelibolu, Çanakkale'deki kurultay. Davet edilmişti ama o zaman gidemedim. O da anlamlı. Orada da biz oyun oynadık. Orada oyun oynadık. Anlamlı bir çıkıştı ama aynı çıkış sanki daha da kendisini büyüterek devam etseydi daha mı iyi olurdu diyorum. Ama ne yapılabilir diye de şimdi kendimi bulamıyorum açıkçası. Ama yani ben orada kalmasaydı keşke. Daha bir kitlelerle buluşmanın yolları aransaydı, daha geniş kitlelerle. Siz bu bağlamda örgütlülüğü önemsiyorsunuz kaçınılmaz bir şekilde. Başka türlü. Ama Türkiye'de hep örgütlerin de sırtına vuruldu 12 Mart, 12 Eylül ve en sonunda da şimdi belki... Hep vuruluyor, diskin de yani. Üyesi kaçtı, şimdi kaça geldi mesela. Evet. Bizim tabii Tarık'la bir önemli şeyimiz de söyledim onu, sen de bir ara girdin. Nazım Hikmet Vakfı'nı yaşatmaktı. Onu da konuşalım, hazır yeri gelmişken. Evet. Tarık'ın o anlamda büyük emeği vardır, kurucusudur. Son dakikaya kadar biliyorsun 5-6 tane belgesel çekti. Belgeselcini seyircilerimiz yönetti. Bilmeyebilir, onu konuşalım, onu da isterim. Ama şu vakfı bir konuşalım isterseniz önce. Evet, vakfı şu anki durumu ne? Bir ara sıkıntıya düştü çünkü yer sorunu vardı. Ama o anlamda bize CHP sağ olsun Hayri İnönü, Sayın Başkan Kılıçdaroğlu sahip çıkıldı. Ve Ok Meydanı'nda güzel bir yere yerleştik. Şimdi o çözüldü o sorun. Evet, çözüldü. Oradayız.
Orada geçen hafta yine Tarık'ı andık orada. Biliyorum. Tarık'ı andık. Tiyatrolar gibi oynuyorlar, ediyorlar. Onun için... Çok da güzel bir salon. Çok güzel bir salon. Küçük ama küçük olsun. Küçük ama salon, o bölge diye. İçin değerli bir salon. Tarık'a diyordum ki iyi ki bizi attılar diyordum. Çünkü oranın kirasını ödeyemeyecektik, perişan olacaktık. Onun için orası iyi oldu açıkçası. Vakfı büyük emeği vardır. O altı belgeseli, bizim kameraman Colen vardır bilirsin. Onunla ikisi spotları, ışıkları yükleyerek, kameraları alarak arabaya binip böyle dağ tepe taş. Tarık abi için derler ki kamera taşıyan aktör zor bulunur, ışık taşıyan aktör zor bulunur. Tarık bütün bu işlerin içindeydi, bir sinema tutkunuydu. Ve Tarık abi belgeselciydi. Tarık abinin belgeselleri bilmeyenler vardır. Ciddi belgeselciydi. Tabii canım, yapıyordu. Çok güzel altı belgeseli var. Onu da bir konuşalım mı? Çok güzel, çok önemli. Afrodisas, köy insüleri, ateş kıvılcımları, efendim Roma'da, Anadolu'da Roma'nın ayak izleri, onu gösterdik. Son derece güzel. Çok çarpıcı çalışmaları vardı tabii canım. Daha da devam edecekti tabii de. Onun tekstini Rana yazıyordu. Kameramanın eşi Rana Colen. Monier pardon. Tarık'la ikisi yani büyük bir gönül, yürek koyarak açıkçası. En ufak bir maddi beklenti olmadan. Hatta ceplerinden koyarak. Koyarak. Şimdi zor bir dönemece geldik. Bu soruları sormak istiyorum. Çünkü benim açımdan da önemli. İzleyicilerimiz de bu, çünkü bugünkü yaptığımız yayın tarihe de kalacak bir belge Rutkay abi. Evet. Tarık abi hastalığını öğrendiğinde siz nasıl öğrendiniz? İlk durum neydi? Nasıl oldu o konuşma? Yani Rutkay sizden öğrenecek bir an gelecek. Çok iç içeydik Emel. Yani evet. O hastalığı biliyorduk. İşte ameliyata gittiler, ettiler. Öylesine bir hastalıktı ki. Hızla yayıldı. Var ya onun o şeysi. Size ilk nasıl söyledi? Siz nasıl duydunuz? Yani ben o anı merak ediyorum. Acun'la ikisi geldi, söylediler. Hatırladığım kadarıyla. Röntgen'e gitti. Röntgen'de bir uğur gözüktü. Ama önemli değil dediler ilk başta. Ama sonradan işte karaciğere, oraya buraya sıçradı Meret. 8 aydır çocuğu götürdüm. Siz ne yaptınız? O zor günler ve berabersiniz. Ne yapıyordum biliyor musun? Her gün gidiyordum hastaneye. Yatıyorum böyle, çok halsiz tabii. Şey yapıyordum ona, ne haber diyordum. Öyle yapıyordum. Bir gün kızdım da. Ulan bir kere de şöyle yap dedim ona. Şöyle yap, hep de böyle yapıyorsun, böyle yap. Böyle yap. Ha işte, işte. Aslan gibi adam. Evet. Dediğim gibi yani Türkiye çok önemli bir değerini kaybetti. Peki Tarık abi. Dünya kaybetti. Şimdi Tarık abiyle ilgili biraz çocuklarından da konuşalım. Tabii. Barış aldı okulu götürüyor sağ götürüyor. Olsun. Götürüyor. Şundan dolayı konuşalım istiyorum. Dünya güzeli çocuklar ve Tarık abi bir tek gün olsa onları öne çıkarmadı. Tevazusunu korudu, hayatını hep korudu. Magazinin konusu olmadı. Yapmadı, hiç yapmadı. Tabii. Biraz onu da öğrendim. Çocuklar da korudular, korudular o anlamda kendilerini. Acun da korudu. Anneleri ellerinin geldiği kadar yaptı sanıyorum. Düşkündü çocuklarına da birçok. Çok. Ve bu hastalık, bu illet hastalığa yakalandığı zaman ne yapacaksın okul diye bir sorduğumda Barış gelmeye başladım dedi. Hissetti. Hissetti. Ve Barış'ı okula çağırıyordu ve Barış'ı bir biçimde kendisinden sonraki günlere yetiştiriyordu. Çünkü dediğim gibi okuluna çok düşkündü açıkçası. Bu çocuklar da Barış'ta olsun, onlar da aynı düşkünlüğü sürdürüyorlar. Ve dediğim gibi şeyi gördüm, ilanı gördüm, çok sevindim. %96 ortalama şey, mezuniyet şeysi ortalaması büyük, yüksek, çok, çok yüksek. Yabancı okulları kazanmışlar falan. Ha? İyi, herhalde çok mutlu olmuştur. Peki Rutkay abi şeyi soracağım size. Evet. Torun meselesi nasıl? Rutkay Aziz ve torun. Biraz insan yani... Daha onlar beni fark etmediler. Ben de onları daha da tam fark etmedim. Ama her görüşümde sanki biraz daha büyüyorlar. Nazım'ın dediği gibi her ikisi de insan yavrusu. İnsan yavrusu ve çok güzeller. O kadarını söyleyeyim. Evet, doğada, Kerimcan'da iyi anne babalar.
Şimdi bizim çok az bir zamanımız kaldı. Benim için önemli olan notlardan bir tanesi tabii Rütkaya abi, bu tiyatronun içinde bulunduğu Türkiye'deki durum. Tarık abi sanat severdi falan. Evet, bunları konuştuk ama bir de bu eylemi yapanların giderek daralmış olduğu bir hayat söz konusu. Türkiye'deki bu, yani ben Kadıköy'ün biraz gettolaştığını düşünüyorum. Oraya bir hal gel, biraz Beşiktaş, İstanbul için söylüyorum. Sizin yakada galiba Kadıköy Tiyatro Platformu kurulmuş. Kuruldu, evet. Bilmiyorum. Evet. Yarın Sayın Başkan'la randevum var. Onlar da gelecekler. Akut evet, Bey'in. Evet. Büyük kiralar istiyorlar duyduğum kadarıyla. Öyle mi? Evet. Kozi ve şeye, Caddebostan Kültür Merkezi'ne. Hı hı. Bu seyirciyi ve özel tiyatroları cezalandırmaktır. Sanıyorum başkan bu konuda ikna ederiz diye düşünüyorum. Ederiz eğer öyleyse. Ben daha bu sanki kiraları görmedim. Yüksek. Haberin olsun yani. Ben seni yarın bilgilendiririm o konuda. Tamam, onu konuşalım çünkü olmaz. Yani tiyatronun ayakta kalmış. Siz ne yapıyorsunuz Rütkay abi şimdi? Yani ne yapıyorsunuz derken adaletsizsiniz, tamam. Onu yine bu ay 5 yerde oynayacağız. İzmir'e gideceğiz, oynayacağız. Yeni oyun var, o bir olgunlaşsın o zaman seninle. Tamam. Derdi şey. Olur mu? Yani var mı tiyatro olacak, direnci? Olacak. Şimdi, ben tabii oyunu tahmin ediyorum da buradan zamanı gelince çıkıyoruz. Şu bağlamda söylüyorum. Yani, Türkiye'de bu insanların, daha doğrusu açık sorayım, 24 Haziran, o da benim yaş günümde bellekte felaket bir gün olarak kaldı. 24 Haziran'ın ertesi günü insanlarda şöyle bir şey oldu Rütkay abi. Bu benim için kritik. Umutsuzum. Bir daha sandığa da gitmem. Lanet olsun. Haberleri de dinlemem. Çok yanlış. Ne olursa olsun. Şimdi bu çok yanlış. Hayattan kopma nasıl olacak? Hiçbir şey anlatmıyor bana. Efendim bu İstanbul'u terk edeceğim, Bodrum'a yerleşeceğim, şuraya gideceğim. Ya hiç gazete okumayacağım, dünyayı takip etmeyeceğim. Nasıl insan oluyor bu ya? Böyle bir insanlık var mı? Bunu kabul etmem mümkün değil. Şeyde çok yanlış görüyorum açıkçası. Madem açtın onu söyleyeyim. Onu konuşalım. Yani sandığa gitmemek yanlış. Gideceğiz. Olur mu öyle şey? Daha nasıl haklarımızı alma konusunda sandığa kime oyunu kullanacaksan kullan diyelim ki. Tamam. Bizimki belli. Tamam. Ama sonuçta sandığa git. Gitmemek bir başka bir yanlışı da beraberinde getirecektir. Sanıyorum o dediğin gibi umutsuzluk var, güvensizlik var, yılgınlık var. Adam sendecilik de var yani. Bunları bizim Enver katılmamız mümkün değil. Ne senin ne benim. Değil yani, Rütkay, ben şunun için söylüyorum. Yani şu tavır doğru değil mi? Eleştiri hakkını sonuna kadar kullan. Tabii canım. Örgütlü olarak ne istediğini söyle. Tabii. Ama teslim olma, devam et. Birincisi bu. İkincisi sanat olayını takip et. Kesin. Ha bir de koşullar sana şunu getirtiyor. Bugünkü koşullarda onu görüyorsun. Üç maymunu oynatmak istiyor sana yani. Görme, konuşma, duyma. Hayır. Sen bilinçli bir yurttaşsan, gerçekten ülkeni seviyorsan, vatansever, barışsever, Atatürkçü bir insansan konuşacaksın. Göreceksin, duyacaksın yani. İnsan olmak böyle başlıyor. Ama giderek azaldığımızı sanmıyorum. Giderek çoğalacağız. Sizin bir Atatürk tespitiniz var. Onu hani Atatürk'ün... En büyük yaşayan tek Türk var, o da Atatürk'tür. Ve ölümsüzlüğü de buradandır. Dünyada Mustafa Kemal kadar hala ülkesinin kaderini belirleyen ve çizen bir başka liderin gücün olduğuna da inanmıyorum. Yok şu anki dünyada. İsim isim saymama gerek yok. Evet. Biliyorsun, bizi izleyenler de bilir. Ama Mustafa Kemal hala ben aydınlanmayla, devrimlerimle, ilkelerimle ve bir de Mustafa Kemal diyalektik bakış açısına sahip bir insan. Enver. Yani onu bir, İlhan abinin bir lafı var, hatırla ne olur, gardırop Atatürkçülüğü diyor. Ha, evet. Öyle bakmayacaksın. Mustafa Kemal o değil. Bilimden, gerçekten, değişimden, gerçek anlamıyla yenilenmeden yana bir insan. Diyalektiğin içinde olan bir adam. Bilimle ben ters düşersem bilime inanın diyor. Evet, evet. Bundan daha toparlayıcı bir laf olabilir mi? Şimdi bunu niye... Atatürk düşmanlığının da Atatürk sevdasının büyüttüğüne inanıyorum ayrıca. Hah, onu söyleyecektim. Sizin sözünüz o. Atatürk düşmanlığı Atatürk'ü daha güçlü... Sevdasını daha da büyütüyor. Bunlar 10 Kasım'larda, 29 Ekim'lerde, 30 Ağustos'larda görüyoruz. Peki sizin de şöyle olduğunuz oluyor mu? Mesela bazen insanlar geliyor, ya korkmuyor musun Rütkay, böyle ulu orta konuşuyorsun diyenler. Ya da sizin içinizde bir yorgunluk hali. Ya da ya kardeşim ben koca bir ömrü buraya adadım ama işte çocuğum, torunum gelecek bağlamında bir türlü yol katıldım. Böyle kaygılarınız oluyor mu? Yok yok. Ben düşüncelerimden ve duygularımdan vazgeçersem yorulurum. O zaman torunlarımın yüzüne bakamam. Hele bir çizgisinin adını da Rutkay koydular. Yani, kızın adı da Piraye.
O da Nazım sevgisi. O da güzel ama. Yani onlarla devam edeceğim. Peki yavaş yavaş toparlayacağım Rutkay abi. Evet. Kısa kısa şunları tartışalım. Ben Tarık abinin arkasından bir tartışma oldu ve çok sinirlendim o gün. Tepki de gösterdim. Tartışma şuydu. Tarık abi bir yere itmeye çalıştılar. Ben Tarık abi birisi bana tarif etsin dese evet Atatürkçü falan bunların hepsini söylerim ama Tarık abinin bir devrimci olduğunu, bir solcu olduğunu ve sonuç itibariyle hayatın içerisinde bu kişiliğini somut olarak ortaya koyduğunu bilir ve söylerim. Bir yurtsever, bir barışsever. Evet. Tabii canım. Bir takım çevreler neredeyse koyu milliyetçiliğe götüren bir ulusalcılığa falan ittiler. Bunu şunun için tartışmak istiyorum. Siz oyunlarınızla, filmlerinizle bu ülkenin tarihine kazınmış insanlarsınız. Bu tür söylemlerin, suyu bulandıran bu tür söylemlerin ben ciddi anlamda karşılık bulması, yani tepki göstermesi gerektiğine inananlardanım. Evet. Şundan dolayı Tarık Akan hakkında bu tür bir cümle kurulamaz, kurulamamalı. Ve siz şimdi onunla yakın arkadaşsınız ve size de bu yönde eleştiri gelebilir. Ne diyeceksiniz? Uğur Mumcu'nun hoş bir lafı var biliyor musun? Yersen rafta dolma var diyordu. Güzel. Bunları onu derim ben. Sakıncalı Piyade'ye çalışıyorduk da biz Nur içinde yatsın, ışıklar içinde yatsın. Yersen adamlar çıktığında, küçük adam bunlar aslında. Yersen rafta dolma var diyordu, gönderiyordu. Ciddiye almamak lazım. Tabii canım ya. Niye alacaksın Allah aşkına? Peki ama şu duygunuz olmuyor mu Rutkay abi? Ben mesela bunu... Nefret etmem. Yok, bu anlamda değil. Ama haksızlık meselesi, bu kadar demokrasi mücadelesi veren insanlara karşı bu kadar kolay bir çift cümleyle... Hani siz sosyal medya kullanıyorsunuz ama gençler etkileniyor. Yanlış tanıma, yanlış algılanma. Evet. Yani bunların önüne geçmek. Ben buna ama çok... Ama işte bu programda onların önüne geçiyoruz. Öyle değil mi Allah? Elbette. Biz sen bunu yapıyorsun zaten. Ben de elimden geldiği kadar... Üniversitelere, söyleşilere gittim de elimden geldiği kadar yapıyorum. Hala üniversiteler çağırabiliyor mu Rutkay sizi? Şimdi arada bir çağırılıyoruz. Rutkay abi, iki kritik soru. Bir, cumartesi anneleri meselesi. Evet, çok önemli. Nedeni şu, bunu burada söylemem gerekiyor. Değerli dostlar, ben o zaman Taksim sahnesinde Ankara Sanat turneye gelmişti. Kayıplar. Kayıplar. Rutkay abinin rejisi. Çok önemli. Biraz kayıplardan söz ederek aslında o cumartesi anneleridir. Tabii canım. Onu biraz anlatalım ve sizin duygunuz, düşünceniz nedir? Bunu ifade etmek istemiyorum. Evet. Onu Ariel Dorfman'ın oyunudur. O biliyorsun. Evet. Ölüme Genç Kızların da yazarıydı. Asıl adı Dullar'dır. Dullar başka şeyleri çağrıştırıyor. O beni rahatsız eder. Hele Türkçe'de çok kötü duruyor. Türkçe'de yanlış anlaşılır. Onun için ondan kayıplar yaptık. Metin Deniz dekorunu yaptı. Yurda Arap işini yaptı. Bir kalabalık bir kadroyla çok kalabalık. Sarsan. Evet. Ama finali çok anlamlıdır. Evet. Bütün oyuncular, hanım oyuncular beyaz başörtüsüyle çıkarlar. Onların içinde imzaları vardır ve onu seyirciye atarlardı. İlk premiere anneler de geldi. Onlardan birkaç kişi geldi. Evet, cumartesi anneler de geldi. Hep onların yanında olduk. Olmak zorundaydık zaten. Bu oyunda onlara bir hediyeydi açıkçası. Bir de aynı zamanda Ok Meydanı tarafında bir yerde Şili ve sanıyorum Paraguay'dan ya da Şili'den bir kayıpların anneleri gelmişti. Onları ağırladık. Onlar da orada bir orman diktik fidanlar bir şeyler. Evet, evet. Yani çok önemsediğim bir oyundur. Çok önemli oldu. Şöyle bir erken, yani belki cumartesi anneleri henüz 700. haftalara falan ulaşmamıştı o zaman. Hayır. Erken bir alarmdı o. Dünya ölçeğinde bir göndermesi vardı ülkemizle. Buradan Behçet Aysal'ın da analım beyaz başörtülü kadınlar şiirini. Bunu şunun için söylüyorum. Ve şimdi 700. haftada cumartesi anneleri hakikaten anneler tutuklanır hale geldi. Anneler şiddet görür hale geldi. Ve biz bu ülkede o oyundan bu tarafa işler düzelsin diye beklerken işte daha şey hale geldi. Cumartesi anneleri hakkında ne diyeceksiniz? Bu olaylar hakkında ne diyeceksiniz? Onların her zaman yanında oldum. Tabii bu acı çekmeleri en son bu olaylar anlaşılır gibi değil. Ne diyorlar bir de üstelik annelerin ayağının dibinde cennettir gibi. Yani ayaklarının altında değil mi? Evet, öyle bir şey de var değil mi? Sırası geldikçe onu da söylüyoruz yani. Bilemiyorum Ember yani. Bazı şeylere ben fotoğraflara yaşlılıktan olsa gerek bakamıyorum. Ne fotoğrafına bakıyorum bazen de ekranda görmek istemiyorum yani. Kaçıyorum. Resmin, fotoğrafın... Yani, kaçıyorum ya açıkçası. İtiraf ediyorum yani. Hele çocuk tacizleri, kadınlara tacizler, şu bu filan hiç bakamıyorsun yani. Peki Rutkay abi bu şey çok enteresan. Bir 15 sene önce Türkiye böyle değildi biliyor musun? Yani 70'li yıllarda evet o güzelim insanları astılar ettiler filan ama
yarınlarımıza daha bir güvenle bakıyorduk. İnsanlar daha bir mutluydu sanki. Birbirlerine günaydın diyorlardı, eline sağlık diyordu, iyi akşamlar diyordu. Bunlar bitti. Farkında mısın? Halk gözlüyor musun yani? Evet. Otobüs duraklarında insanlar beklerken böyle soru işaretleriyle bekliyorlar. Sanki suratlarında soru işaretleri var. Ben ne olacağım? Bu noktaya getirildik yani. Buradan nasıl çıkacağız? Eğitimiyle bu kadar oynayan bir dünya, ülke var mı? Yok. Yani bu dünyadan bu kadar oynanır mı bir eğitimiyle? Yani evet, evet. Şimdi lafını sizin bir kestim. Görüntünüzü izlettireceğim bizimkilerden. Hani nereden nereye? Şundan dolayı. Hani daha dün dediğimiz İstanbul'a neler yapılmış. Şöyle onu bir verelim, onu Tarık bir gösterelim. Tarık ona çok gülüyor. Çok Evet. Rutkay abi şimdi önce şunu söyleyeceğim. Onu söylediğiniz günlerde İstanbul böyle değildi. Hiç değildi. Şimdiye geldiğimiz zaman yani ben Taksim'deyiz. Benim çocukluğumdaki Taksim, ilk gençliğimdeki Taksim falan bittiği gibi Taksim değil artık. Şimdi bu işin bir tarafı. Arabistan'da bir meydan oldu. Meydan oldu, kötü bir meydan maalesef oldu. İkinci dilimiz de Arapça oldu. Arapça oldu. Yani şu olsa itiraz etmem. Kültürel olarak bilinse itiraz etmem. Kültürel olarak bilinmiyor. Bayağı bir Vahabi rejimine döndü. Aksi halde zenginlikler, toplumsal zenginlikler ben olarak oldu. Bakabilirsin ama öyle değil. Öyle değil. Başka bir durum oldu. Ve bu bilerek yapıldı Gezi'den sonra. Birincisi bu. Yani o günkü İstanbul, bugünkü İstanbul diye şu kısacık bir zamanda. Bu kaç yıl oluyor bu 2000? 2002 falan filan. İki falan yani şey. Demek ki AKP'nin başında. Bir de ikinci bir husus, bu işler TRT'de yapılabiliyordu o zaman. Ya da özel kanallarda yapılabiliyordu. Tabii özel kanallar. TRT'den başlayıp özel doğru kanallara işte, geliyor. Ve bu sözler söylenebiliyor. Şimdi ise bambaşka bir şey. Şimdi yemekler yapılıyor. Gelin kaynana olaylarımız var. Değil mi? Bilmiyorum herhalde öyle şeyler ben var. Ben geçen gün televizyona bir baktım. Akşama düğünümüz var, gelinim bilmem nerede falan filan. Bu da ayrı bir problem. O da başka bir kültürün parçası diye gidiyor işte. Ama yani. O kültürde bir problem. Programı toparlayacağız arkadaşlar. Son bir videomuz var. Tarık abinin Ergenekon davası ile ilgili görüntüsü vardı. O şeylerin önünde yanılmıyorsam şöyle. Onunla adalet hak kavgası meselesini bir onunla bakalım. Varsa evet. Onu bir verelim arkadaşlar. Rutkay abi, evet. Önce şunu sorun. Burası neresi tam olarak ve ne oluyor orada? Bu Silivri'nin girişi. Şeyin girişi, zindanların girişi. Evet, ilk başta almadılar. Oradaki büyük bir kargaşa var, burada gözüküyor zaten. Sonra da üst rütbeli birisi geldi, tanıdı o. Ondan sonra bir geçiş verdi. Ama bir... Tarık hırpaladı biraz demirleri. Tabii. Şimdi burada alışılmadık bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin ünlü adamları... Barikatlar. Halk ne yapıyor mesela o anda sizi görünce? Hep sahip çıkıyorlar inan. Hep sahip çıkıyorlar. Çok büyük bir coşku. Çok büyük bir coşku. Siz o mahkemelerde çok şeye tanık oldunuz. Gördünüz. Çok çirkinliklere de tanık olduk ama tabii. Mesela? Yani. Evladını kucaklayamayan tutukluya tanık olduk yani. Rahat diyor kesiyor önüne engel koyuyor yani. Ya bebeğini şey yapacak yani. Anladın. Mümkün değil. İşte uzaktan hepsine selam veriyorduk. Onlar bizi selamlıyorlardı. Bir hüzün yaşadım, onu anlatayım istersen. Lütfen. O zaman sigara içiyoruz işte, çıktık. Bir hanım da içiyor. Beni tanıdınız mı dedi. Tanıyamadım dedim. Ben dedi Kuddisi'nin karısıyım dedi. Kuddisi Okkar. Okkar. Şimdi ben bir şanslı kadınım dedi. Yoksa içeride tutukları olan kadınlar mı daha şanslı dedi. Bize... Kasa dediler dedi. Ergenekon kasası. Ben şimdi kardeşimin yanında kalıyorum dedi filan falan. Öyle kasaması olmadığında rahatsız çıktı. Böyle bir anım. Öyle bir trajedi yaşandı. Yaşadım. Türkiye'de. Bir şey de söyleyemedim. Dondum kaldım tabii. Toparlamadan şununla bitirelim istiyorum. Arkadaşlar lütfen Ali İsmail Korkmaz görüntüsünü koyalım. Tarık abinin ve Rutkay abinin. Var mı görüntü? Var tabii, tişörtler var. Onları bir koyalım. Şimdi şöyle anımsayarak bitirelim. Senin memleketin olduğunu bilmiyordum. Tabii Antakya. Şimdi burada değerli seyirciler gördüğünüz sol tarafta Tarık abi, sağ tarafta Rutkay abi. Dünyanın en güzel çocuklarından biri Ali İsmail Korkmaz giymişler tişörtleri. Şimdi Rutkay abi şöyle bir hatırlarsak
Ergenekon kavgasında Tarık Akan var. Ali İsmail Korkmaz'ın tişörtünü onurla giyerken var. Diske saldırıldığı zamanda 1 Mayıs'larda var. Barış davasında siz varsınız, ben gönüllü varım diyor, beni de yazın diyor, var. 12 Eylül zindanlarında haksız bir şekilde ispiyonlanmış, var. Yani halkının, memleketinin kavgasında var. Mustafa Kemal kavgasında var. Nazım Hikmet kavgasında var. İlhan Selçuk'un dostluğunda kavgasında var. Onun için de hep var olacak. Hep var olacak. Evet. Hep var olacak. Bu halk onu unutmaz. Peki, son sözleri şöyle bitirelim istiyorum. Hı. Ben çok özlüyorum, çok geç tanıdığım abim diyorum. Öz abim olsa bu kadar severdim. Ama işte arayı kapatmışsın. Elden geç. Bir de bazı anlar vardır, duygudur. Sizin Rutkay abi etle tırnak gibi. Özlüyorum diyorsunuz, hasretini çekiyorum diyorsunuz. Buradan Tarık Akan'ı seven, Tarık Akan'ın değerlerine inanan insanlara bizim bir görevimiz var. Bir ayağa kalkmaları gerekiyor. Rutkay Aziz olarak Tarık Akan bugün olsa nasıl davranırdı, ne derdi, bu iklimde nasıl saf tutardı? Bana hep soruyorlar, ne yapacağız, ne yapacağız? Hayır, bu demokrasi ve barış kavgasının yine önünde yer alırdık. Ve almalıyız. Açıkçası. Geri adım atmak yok. Hayır, asla. 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 Yani düşmana inat bir gün daha yaşamak. Ve yaşatmak bence. Burada bir not var. Ben onunla bitireceğim. Rutkay abiye teşekkür edip. Ben teşekkür ederim. Değerli dostlar, Acun'dan söz etmek istiyorum. Hayat arkadaşı. Hayat arkadaşı. Benim daha sonra dost olduğumuz insan. Acun için bu notu almıştık. Rutkay abi de bilecek. Gel dedi bana. Kal dedi bana. Sev dedi bana. Öl dedi bana. Geldim, kaldım, sevdim, öldüm diyor Nazım. Evet, evet. Acun'un ağzından bunu duyurmak istedik Tarık abiye. Evet, evet, evet. Son sözler senden gelsin. Yok, sağ ol. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Önemlisin. Çok önemli konuklarını ağırlıyorsun. Ne güzel. Eşinle çocuğunla yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Her çocuklarımız için dilerim farklı bir Türkiye ve başka bir dünyada yaşarız. Yaşarlar. Biz de elimizden geleni yaparız. Rutkay abi, çokça dostumuzdan mesaj gelmiş. Seyircilerimiz de bizim dostlarımız, o da ayrı. Bir de yüzle tanıdığımız insanlardan. Bir şey anladım. Bu programı bitirirken onu söylemek istiyorum. Rutkay abi, susamışsınız. Tarık abi zaten gönlünüzde. Tabii canım. Bu bana bir şeyi gösteriyor. Türkiye'de herkes de gelin kaynana programı seyretmiyor. Herkes de bu bayağılığın içerisinde kaybolmuyor. Evet. Bu değerli. Adaletsizsinizi görmeyenler var mı yakında? Oynayacağız. 19 Ekim'de başlayacağız artı sahnede. Sonra Kadıköy'de. Kadıköy Halk Eğitim var. Sonra İzmir var. Oynayacağız herhalde. Adalet olmadığı sürece oynamaya devam edeceğiz. İnşallah günün birinde adaletsizsinize ihtiyacın kalmadığı bir canı gönülden yeter ki adalet gelsin, biz de bu oyunu oynamayalım. Değerli dostlar, ayrıntıları bitiriyoruz. Ben ilk bölümde Tarık abiyi anmak istedim. Rutkay abi beni hiç kırmadı. Hemen koşa koşa geldi. Tabii. Çok duygulandığı halde Tarık abiden söz edildiğinde bunu yapmak istedik. Benim için de bir ödevin yerine gelmesiydi. Umarım çok güzel bir akşamı paylaştık. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Tekrar ediyorum, hayatımdaki en ilginç, en güzel günlerden biri Tarık abinin cenazesi günüydü. Ölüm güzel olur mu? Ölüm güzel değildi. Ama milyonlarca insanın o sevgisi, o sevdası muazzam bir şeydi. Tarık Akan unutulmaz. Geç kalmış abim diyorum. Geç tanıdığım abim diyorum ben. Rutkay abine şanslı ki onunla güzel zamanlar geçirmiş. Evet. Acun'a da buradan selam olsun. Gerçekten o da tabii özel bir insan. Evlatlarını da selam olsun. Evlatlarını da. Tabii Taş Mektep'teki evlatlara, Türkiye'deki bütün evlatlara da selam olsun. Hoşça kalın. Cumartesi günü Ruhi'si konuşacağız. Bitmiyor Türkiye'nin güzel insanları. Bitmeyecek de inşallah. Hoşça kalın.